Herkese yeni bir videodan daha selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim, şimdi Salih'teyiz gördüğünüz gibi. Mutfaktayız ve çok üşüyoruz aşırı derecede. Havalar çok soğudu. Bozdağ var bizim burada Salih'te. Oraya kar yağdı ve onun soğuğunu çekiyoruz. Saçlarım da yağlandı birazcık da. Neyse, bugün duşa gireceğim. Ama bugün çok yoğun bir günümüzdü. Çok aşırı işimiz vardı. Öncelikle sabah erkenden kalkıp... nereye gittik? Bankaya. He, bankadaki işleri hallettik. Onları hallettikten sonra Hera'nın yurt dışına çıkış işlemleri başladı biliyorsunuz. Onları hallediyoruz. Bugün Hera'dan kan alındı. Böyle bu patisinin bu kısmını tıraş ettiler. Gösteririm size aşağıda. O kanı kargo paketine sardılar ve biz onu Ankara'ya gönderdik kargo firmasıyla. Umarım güzel sonuçlar gelir ve o sonuçlara da bağlı olarak da Hera'nın yurt dışına çıkmasında bir sakınca olmaz. Ondan sonra annemle öyle çarşıda gezindik ettik falan filan. Biliyorsunuz, klasik ambara uğradık. Birkaç parça bir şey aldık. Bir de şimdi markete gittik geldik. O yüzden ceketle oturuyorum. Şöyle karışık bir şekilde gösteriyorum. Şu çamaşır makinesi temizleyicisini aldım. Görece'deki makineye yapacağım bunu. Sonra böyle pembiş renklere taktım herhalde ben biraz. Şöyle pembe renk bir hırka aldım. Çok güzel değil mi? Evet, çok güzel anneciğim. Rengi falan. Evet, fiyatı 100 lira. Çok tatlı. Evet. Bunlar tabii yıkanacak. Şimdi bak, şu an burnumu kaşındırmaya başladım. Sonra yıkanacak. Aynen. Şöyle bir tişört aldım. Klasik bu renk, antrasit renklerini severim. Tişörtün fiyatı da 70 lira. Çok uygun değil mi ya? Bence uygun. Değil mi? Aynen. Bu da annemin sweatshirt'ü. Çok beğendim onu da ben. Evet. Bunu teşekkür ediyorum. Güle güle kullan. Sağ ol. Bunun da fiyatı 150 lira. Biraz ısındım, şunu çıkarabilirim. Açabilirim, yaşmıyorsun. Doğru, sobayı ne yaşmıyorsun? Bileyim. Şimdi arkadaşlar, ben sağlıklı yaşama geçmeye başladım. Artık böyle gerçekten sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. O yüzden de yani siz de bunu göreceksiniz zaten. Siz ne kadar sağlıklı bir hayata geçtiğimi göreceksiniz. Hepiniz şahit olacaksınız. Birlikte yapacağız. Varsa benim gibi düşüncesi olanlar, birlikte başaracağız diyorum. Geçen BİM'den de bir şeyler almıştık anneş. Ya şey aldım işte, çiğ çerez. Onlardan daha çok tüketmeye başladım artık. Böyle yağlı kavrulmuş çerezler tüketmekten yana değilim. Şöyle koymuşsun zaten. Aynen. Bayağı da yedik ama. Sabah kahvaltıda falan da yedik. Böyle organik şeyler. Ondan sonracığıma böyle bunun, şu markayı ilk defa deniyorum. Şey daha güzel. Diğer Züber'di sanırım. O daha güzel bu arada. Neyse, bugün de şimdi Migros'a gittik annemle. Şunu aldık. Yine karışık çiğ. Benim en sevdiğim şey arkadaşlar bu formun, eti formun çikolatalı şu bisküvileri. Bayılırım. Yani şekeri de %34 azaltılmış. Bitter çikolata kaplı lif kaynağı. Yani zaten formun ürünlerini biliyorsunuz, daha çok böyle diyet ürünler. Ve dediğim gibi bunları da çok beğeniyorum. Tanesi 8 liradan 6 liraya düşmüş. 2, 4, 5 tane aldım. Yeriz. Güzel. Sonra şöyle. Lipalip'in kırmızı meyveli şeker ilavesi doğal lif kaynağı yulaf barlarından aldım. Eşlik etmem gerekmediği sürece, ki hani kendime bunu şart veya yasak koymuyorum bu arada. Yine yemeye devam edebilirim istediğim zaman. Ama genel anlamda abur cuburu hayatımdan çıkartıyorum. Sonra şöyle smoothie'ler aldık. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Deneyeceğiz. Sonra yine formun limonluları. Bunlar da çok güzel oluyor. Ve şunu da çok beğeniyoruz. Zeytinyağlı. Bir de bu alışverişle hiçbir alakası olmayan bir şey var. O da bu. Ben bunu normalde seviyorum bayağı. Geçenlerde de yine yemiştik. Bunu bana aldıran annemdir. Normalde benim şu alışverişimle hiçbir alakası yok. Baklava tadında damak. Ne alaka? Benim canım. Bir de şu çantayı aldım. Hera'nın pasaportu. Ben şimdi denemek istedim. Aa evet. Çok güzel değişik çaylar aldık. Şu çaylardan. Hatta Instagram'da paylaşmıştım dün. Mesela vanilyalı bir çay var. Şöyle nane çayı var. Hani karışık yani. Orman meyveli ve narlı. Bunlar böyle şey, kendisi sallama çay ama eski bildiğimiz sallama çaylardan değil. Şu şekilde suyun içine atıyorsunuz, deliklerinden dolayı demleniyor. Hem de onunla karıştırıyorsunuz, mis gibi. Kokusu çok güzel. Ay bayıldım. Elma, çilek, muz, böğürtlen, Hindistan cevizi, yulaf varmış benimkinde. Çok güzel anneciğim.
%100 organik soğuk sıkım. Ha. Bence sen de beğeneceksin. Yeşil de deneyelim mi? Bu da elma, salatalık, ıspanak, muz, şeftali ve kereviz. Bunu var yazın buzakçanın içine. Milkshake gibi. Aynen. Artık ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Şu tırnaklarım da bakın uzamaktan ne hale geldi. Bu diplerini artık doldurmam lazım. Tırnak bakımı yapmam lazım. Şimdi annem yemeği hazırlıyor. Biz yemek falan yiyeceğiz. Artık dediğim gibi yarın falan görüşürüz. Bugün yapacak hiçbir şey yok. Evet. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Pembiş. Benim çok kayınmış. Pembiş pembiş. Evet. Bir tanem benim. Oh. Canım benim. Oh. Tekrardan selam arkadaşlar. Bu konuşma nasıl yapılır? Ne söylenir? Nasıl söylenirse doğru anlaşılır? İnanın bilmiyorum. Ama şu anda ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Hepimiz mahvolmuş durumdayız. Yani bütün dünyanın artık duyduğu ve herkesin birlik olduğu bir dönemdeyiz. Bazı haberler çok mutlu ediyor, bazı haberler ise bizi çok üzüyor. Aslında ben de buradan tekrardan böyle ufak bir konuşma yaparak devam etmek istiyorum. Çok fazla uzatmayacağım, merak etmeyin, ama bu konuşmayı yapmam gerektiğini düşünüyorum. Şubat ayına böyle güzel bir giriş yapamadık. Sebebi ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ardından 7.6'lık şiddetli depremler. Ve gerçekten çok fazla can kaybına sebep oldu. Onun dışında insanların evi gitti, okulu gitti, hastaneler gitti. Gerçekten çok büyük bir felaket oldu bu. Biz depremi hiç hissetmedik. Biz Ege bölgesindeyiz. Ama burası zaten deprem bölgesi. Ve biz depremi en iyi anlayan kişilerden olabiliriz. Çünkü Ege bölgesinde her sene mutlaka deprem oluyor. Bayraklı'da, İzmir'de olmuştu. Ben o sırada Manisa'daydım ama depremi yine iliklerimize kadar hissetmiştik. O yüzden orada yaşayan insanları çok iyi anlıyorum şu anda. Bu süreci inşallah birlikte atlatmaya çalışacağız, atlatacağız diye düşünüyorum. Yoksa geleceğimize ışık tutamayız, rutinlerimize geri dönemeyiz. Şu anda depremin üzerinden bayağı bir geçti. Biz zaten çok zor ve kötü geçtiği için bugünler hiçbir şey yapmadık. Sadece evde durduk, dua ettik. Yardım merkezlerine yardıma gittik. Onun dışında bir şey yapamadık. Ve ablamın doğum olduğu için biliyorsunuz onu bekliyoruz, ona hazırlıyoruz kendimizi. İnşallah bu deprem zamanı yaşanılan şeyleri atlatırız. Dediğim gibi birlikte atlatacağız. Başka çaresi yok. Atlatmak zorundayız. O enkazdan çıkan veya onun dışında hayatımızda olan, geleceğimiz olan çocuklar var. Onlar için, onların gerçekliğini anlatarak bence hayatımıza devam etmeliyiz. Onları düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Böyle. Başka ne söyleyebilirim? İnanın bilmiyorum. Sanki depremi birinci dereceden hissetmiş gibiyiz. Hiçbir yakınımız, tanıdığımız vefat etmedi. Yaralı değil. O tarafta hiç tanıdığımız yoktu zaten. Ama orada hissedenlerin hissettiği kadar biz de hissettik. Buna emin olabilirsiniz. Yani gerçekten böyle içimdekileri ne kadar kelimelere dökebildiğimi bilmiyorum. Ama bu videonun başında çektiğim sahneler depremden önceydi. Ve üstünden bayağı bir zaman geçti. Bir 15-20 gün kadar geçti. Biraz ben de artık dedim ki bu depresif moddan çıkmam gerekiyor. Çünkü yasımızı tuttuk. Tutuyoruz. Tutacağız. Hep sonuna kadar tutacağız. Bu günleri hiçbir zaman unutmayacağız. Hepimizin travması olarak kalacak zaten ne yazık ki. Ama umarım bu enkazlarda, o dimdik duran binaların yanında yıkılan binalar var ya, o binaları yapan kişiler cezalarını en güzel şekilde alırlar umarım. Bunca şey yaşanırken gücüme gidiyor yani gerçekten. Bu yağmalamalar falan, hani filmlerde izlediğimiz şeylerdi. Nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Umarım bir an önce düzeliriz. Düzelmesi için umarım devlet ve yetkililer elinden geleni yapar. Bu konuda başka söyleyebileceğim bir şey yok. Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Herkesin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Umarım yaralılar bir an önce iyileşir. Çocuklar, hayvanlar bir an önce sıcak yuva bulurlar kendilerine. Ve biz de elimizden geleni dediğim gibi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu süreçte benim gibi uzaktan da olsa destek olan herkese teşekkür ederim. Ben çünkü vicdanım rahat bu konuda. Bilmiyorum. Dediğim gibi hep birlikte umarım atlatacağız, atlatmaya çalışacağız. Ben bugün bir adım attım kendimce. Dedim ki biraz kendime gelmem gerekiyor. O yüzden tekrardan bir kamerayı açmak istedim. Şimdi buraya birkaç kargom gelmişti. Onları açacak hiçbir şeyim yoktu. Depremden önce yaptığım çok ufak bir alışveriş vardı. Ama hepsi çok anlamını yitirdi, farkındayım şu anda. Hepimiz için öyle oldu. Yani eşyanın, malın, mülkün hiçbir şekilde değeri olmadığını anladım. Umarım, umarım, umarım.
umarım yanlış anlaşılmam. O yüzden kargoları sizinle birlikte açmak istedim. Biraz modum değişsin istedim kısacası. Şöyle bir kutuda tuvalet kağıdı tutacağı almıştım. Şöyle demir. Şurada delikleri var görüyorsunuz. Böyle duvara montelediğinizde şuraya tuvalet kağıdı, buraya da telefon falan konulabiliyormuş. Aynen bu şekilde. İçinden de böyle iki tane vidası ve şu plastik sıkıştırma şeyinden çıkıyor. Bunun içerisinde iki tane kıyafet. Birisi bülbülü bir body. Şöyle önü büzgülü. Şöyle bir şey de güzel. Bu tarz şeyleri seviyorum. Böyle oversize'ları da seviyorum ama bu tarz vücuda yapışan body'leri de seviyorum. Bir de şöyle bir elbise almıştım. Umarım bana olur. Büyük geldi gözüme. 36 beden almışım. Üst kısmı nasıl gösterebilirim ben bunu? Şöyle. Şu bel kısmı açık. Ve lastikli. Orası da yine vücuda oturan cinsten. Bunun etiketini sökmeden bir denemek istiyorum. Olmazsa çünkü iade edeceğim. İade süresi geçmediyse tabii. Sonra şey almıştım. Bu parfümler için minik çantaya atmalık parfüm. Rengi de güzel gelmiş. Normalde renk seçeneğini seçemiyordunuz. Grisi gelmiş. Mavimsi grisi bir renk gelmiş. Beğendim bunu da. Çok mantıklı bir şey bu arada. Hani dediğim gibi büyük parfümlerinizi kullanmak istiyorsunuz ama çantanızı atmak istemiyorsunuz. Bunun içerisine şimdi beraber doldururuz. Şu alt kısmına öyle bir mekanizma yapmışlar. Böyle parfümü bastırdığınızda bunun içerisine doluyor. Şu önde de gösterge kısmı var. Oradan da parfümün ne kadar dolduğunu, kaldığını görebiliyorsunuz. Evet, şöyle bir ipek kirpik yapıştırıcısı almıştım. Belki kirpik de yaparım bugün. Biraz modumuz değişsin diye. Bilmiyorum. İsteksiz de olsa, hevessiz de olsa bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu 2 saniyede kuruyormuş. Hızlı bir kuruyan yapıştırıcı. Bir de böyle yüzüğünü de koymuşlar. Hani içine yapıştırıcıyı koymak için. Sonra şöyle yine bir Trendyol Mila'dan aldığım bir şey var. Ha, gömlek. Bu da böyle keten gibi. Hani yazın falan şortların üstüne, askılların üstüne ben seviyorum gömlek geçirmeyi. Yine 36 beden almışım. Önünde ne yazıyordu bunun? Bazen normal gibi yaşıyorum, normal gibi davranıyorum gibi bir şey yazıyor. Sonra kendime bir bornoz aldım. Benim bornozum kullandığım Belçika'da şu anda. Burada da durması için şöyle beyaz bir bornoz aldım. Gayet beğendim. Size linkini bırakırım incelemek isterseniz. Ben SM beden almışım. Şöyle kapşonu da var. Güzel kalınlığı falan, ne çok kalın ne çok ince. Bir de şöyle bir işbirliği kutumuz var. Şöyle güzelce süslemişler. Şahane gözüküyor. İçeriğini, içlerini tek tek açıp göstermeyeceğim. Bunda şal vardı. Ben bakmıştım üstün körü. Şöyle kartlar var içerisinde. Şöyle bir mum var. Çok tatlı. Sonra şu şekilde. Bunda fincan. Bunda fincan altlığı var. Düz siyah renk. Bunu zaten Reels'ını çekeceğim. O zaman orada görebilirsiniz. Burada Türk kahvesi var. Tam bana göre bir kutu farkındaysanız. Çok severim. Bunun içerisinde de şu meşhur çikolatalardan var. Böyle. Bunları yine ben kaldırıyorum. Normalde 14 Şubat için bir işbirliğimizdi bu. Ama markayla birlikte tabii ki de erteledik. Süreçte gerçekten tüm markalar, bazıları tabii hariç, gösterdi yani. Ben buradayım dedi. Ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti halk olarak. Umarım yardımlar, hepimizin yaptığı yardımlar yerine ulaşmıştır. Doğru yere ulaşmıştır. Evet, elbise böyle oldu. Arkası bu şekilde. Böyle tam bir yaz elbisesi. Umarım böyle güzel, mutlu günlerde giyebiliriz.
Evet, evimize kimler geldi? Ne çekmek istemiştim. Ben de pelti poşeti istiyorum. Aynen, hediyelerimizi verdik ablama şimdi. Evet. Ben de dedim ki açarken hani çekeyim sizi. Açıyorum o zaman. Aç o zaman. Biraz uzun zaman sonra. Evet. Oldu ama. Çok güzelmiş rengi. Değil mi? Aşkım. Çok yakışacak sana. Çok tatlı. Umarım bedeni de olur. Hemen bakıyorum. Zaten doğumdan sonra. Hamile bir kadının en temel ihtiyacı ne olur? Aa, tamam olur. Şu tabii an ki pijama olur. Takımı. Şu an bile olur ki. Olur bence. Çünkü ikisi almışım diyecektim, ne almış. Ama bir şey diyeceğim. Ama kalıbı büyük. Ama hem böyle bir baktık dedik bu olur yani. Sen doğum yaptıktan sonra. Tabii canım, göbeğin inecek yani. Önü düğmeli aldım hani emzirirken de rahat olur diye. Bayağı güzel. Çok güzel. Baksana. Çok güzel. Aa, çok beğendim kanka. Aynen. Daha bir sürü hediyem var burada. Evet. Bu bir de şey. Yaz kış giyilecek bir şey evin içinde. Aynen. Değil mi? Kumaşı güzel. Naylonsu değil. Terletmez o aslında. Yumuşacık. %100 pamuk. Çorak. Evet. Sağ ol canım benim. Ne demek? Güle güle kullan. Güle güle kullan. Evet. Al bakalım. Çorap sana. Annemin hediyeleri var bir sürü. Şurada zaten da annem tanıdığımız. Zaten annem çorap aldı hiç. Evet. Şurada da, şu değiştirme fişi olmazsa diye de. Ha tamam. Burada da tanıdığımız hediyeleri var. Bunları sen açarsın artık. Kendi videonda falan gösterirsin. Tamam. Şey, kahve mi yapalım? Mısır kaynatmıştı annem. Mısır yemek ister miydiniz? Mısır mı kaynatmıştı? Evet. Kaynattın. Evet. Yerim. Patlamış mı? Mısırcı. Hayır. Eski mısırcılardan kim kaldı be? Eskiden getirirdin. Ay. Vallahi ya. Baharatlı. İyi, hadi yiyelim madem. Yiyelim. Hadi. Evet, ablamlar da gitti şimdi arkadaşlar. Ve dedim ki şu yeni gelen yapıştırıcıyla kirpik deneyelim. O yüzden buraya oturdum. Böyle rahat olabileceğim bir yere. Ve burada şimdi karşıma da şu büyük aynamı aldım. Burada şimdi yapmaya çalışacağım. Size de çekmeye çalışacağım. Uzun zamandır çekmiyordum kirpik yaparken. Zaten yüzüm bayağı bir solgun günlerdir. Biraz da olsa şimdi modum değişir diye düşünüyorum. Şöyle yüzüğünü taktım. Yapıştırıcısı da umarım akmadan yapabilirim. Şöyle bir de içinde bunu açmak için iğneli bir şey göndermişler. Yok. Aşırı derecede sıvı. Sağ kirpiğimle başlıyorum. Önce şöyle bir kıvırıcı yapayım. Kıvırıcı yaptıktan sonra bana daha kolay geliyor. Çünkü kökü gözüküyor. Kirpiklerim de bunlar. Bunlarla yapacağım. Genelde zaten böyle tekli kirpiklerle yapıyorum. Gözüm yaşlandı. O yüzden şu an bu gözü yapamam. Kuruması lazım. Size şu aradaki farkı göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu gözüm bitti şu anda. Ve birazcık kızardı. Yapışkan biraz yaktı. Diğer gözüme geçeceğim. Ama dedim ki hani yapmadan önce aradaki farkı göstereyim. Size de buna yaparken çekmeye çalışacağım. Çünkü biraz zor oluyor açıkçası. Yapıştırıcı hemen kurumadan yapıştırıyorum falan. Hızlı hızlı yaptığım için. Aslında dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Buradan cımbızla bu şekilde şöyle göstereyim. Bu şekilde tutuyorum kirpiği. Ve şöyle boyayı alıyorum şu iç kısmına. Şu iç kısmına boyayı alıyorum. Ve bu şekilde alttan takıyorum. Tamamen bu şekilde yapıyorum ben. Ve bu yöntemle uzun bir süredir de kirpik yapıyorum, kullanıyorum. Çok da memnunum. Dediğim gibi sadece yapıştırıcıyı alacaksanız eğer bu aklınızda bulunsun. Birazcık gözleri yakıyor diğer yapıştırıcılara göre. O da tabii ki kalıcı olmasından dolayı. Ve ipek kirpik yaptırdığınız yerlerde bantlar çıktığında gözleriniz bir yaşarır falan ya. O yapıştırıcının aynısı, aynı etkiyi verdi bana. O yüzden yaparken biraz dikkatli olun. Yani yapıştırıcının bir yerinize dökülmemesine de dikkat edin. Ama ilginç bir şey, bu yüzük şeklinde yapmışlar demiştim ya. Bunun içerisinden böyle kaysa da etse de yapıştırıcı dökülmüyor. Yani değişik bir sistem yapmışlar, ben de anlamadım. Ama asla yapıştırıcı buradan dökülmüyor dediğim gibi. Bu gözüme bu arada bitti şu an bu. Başka yapıştırmayacağım. Şu köşesinde boşluğum var normalde. Bakın. Şurada kendi kirpiklerimi görebilirsiniz. Ama o kısmı yapıştırmıyorum. O kısmı yapıştırdığımda çünkü gözüm biraz daha böyle düşük gösteriyor göz kapağımı. Ben biraz daha burada bir ya da iki tane kirpik yapıştıracak kadar boşluk bırakıp o şekilde yapıştırıyorum ki gözümü daha böyle çekik göstersin. Ki bence öyle zaten. Bakın aradaki farkı görüyorsunuzdur. Bu gözüm daha çekik şu anda. Kalıcılığına da bakacağız artık, ne kadar sürede olur geçer bilmiyorum. Bilgilendirme yaparım. Instagram'dan da takip ederseniz eğer oradan da bilgilendirme yaparım. Şimdi bu gözüme geçiyorum. Artık o da böyle olsun. Güzel bir görüntü olsun. Biraz kendime geleyim. Toparlayayım. Bakın yandan bile ne kadar güzel duruyor. Burada uzunlar, burada orta uzunluktakiler ve burada da biraz daha küçükler var. Ben en uçlara bunları takıyorum.
ortaya sadece 2-3 tane bundan taktım ve bir tane de bundan kullandım. Diğer gözümde. Şimdi tabii ki diğerine de aynısını yapacağım. Yapıştırıcıya batırıyorum ucunu. Fazlalığını bırakıyorum. Ve böyle kirpiğim havadayken yerliyorum arkadaşlar. Bu şekilde hemen yapıştırıcıyı kurutuyorum. O sırada biraz işte gözüm yaşarıyor. İyice kurutmamız lazım ki sağlam olsun. Yani ne kadar çekebildim bilmiyorum ama ben alttan takıyorum arkadaşlar. Daha doğal, daha güzel duruyor. Üstten denedim mi hatırlamıyorum. Belki çok eskiden denemişimdir. Ama uzun zamandır üstten takmıyorum. Ben normal bütün takma kirpikleri de aşağıdan takıyorum. Kendi kirpikleriniz gözükmediği için ki benim kirpiklerimin uçları biraz daha sarı olduğu için çok belli ediyor kendini. Böyle yapınca maskara sürmeme hiç gerek kalmıyor. Yani normal ipek kirpik gibi kullanabiliyorum bu şekilde. Kirpiğe gözyaşı değmemesine de özen gösterin arkadaşlar. Yapıştırıcının kalıcılığını düşürebilir, haberiniz olsun. Bakın sadece bu köşeye 12'likleri taktım şu anda. Diğerlerini takmadım. Diğerlerini taktığımda da bakın şurada gözüktüğü gibi bu ufaklardan takacağım şimdi buraya. Şu kısma, yani şuraya kadar falan. Şuraya da bir tane küçük takıyorum, bu kadar. Ve bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. İkisini de yaptım. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Düşenler olursa yapıştırıcı zaten elimde. Yaparım, sorun değil. Ama onun dışında gerçekten şöyle bir kendimi yenilenmiş hissetmeye başladım şu anda. Biraz da rahatsızım, o yüzden burnum falan da akıyor, kusura bakmayın ama çok da güzel oldu. Bakın direkt bakışlarım bile değişti. Bu işte en güzel yanı, kesinlikle hemen bir kapatıcı ve bir ruj sürüyorsunuz, hazırsınız. O yüzden çok seviyorum kirpik kullanmayı. Çok fazla göz makyajı gerektirmiyor özel günler dışında. Bir de şöyle aynada göstereyim size. Nasıl? Ben dediğim gibi çok seviyorum. Evde de yapabileceğim pratik bir şey olduğu için. Ve şu an şu yapıştırıcıyı da bulduğum için çok mutluyum. Tek sorun ne olur biliyor musunuz? Yapıştırıcı çıkmayabilir. Bunun için de Trendyol'da yapıştırıcı çıkartıcı var. Yani kirpik çıkartıcı. Muhtemelen ondan alırım. Böyle krem şeklinde gözünüzün üstüne sürüyorsunuz. Ve tek tek hepsi dökülüyor. Ondan da alırım. Zaten bulunsun evde. Sürekli kullanıyorum çünkü ben bu kirpik olayını seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Saçım başım dağılmış bir halde. Arkada kendimi gördüm şu anda. Bugünlük bu kadar olsun. Ben artık dinlenme moduna geçiyorum. Gözlerimi biraz dinlendireyim. Çünkü çok yandı, sulandı. Biraz kendine gelsin. Bugün ve yarın büyük ihtimal yüzüme ıslatmam. Su değdirmemeye çalışırım kirpiklerime. Sonrasında yine günlük hayatıma devam ederim. Öyle umarım size de ilham olmuştur. Bir şeyler gösterebilmişimdir, bilgi verebilmişimdir. Denersiniz belki. Deneyenler olursa da yorumlara yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim sana da. Seni seviyorum. Öptüm çok. Ben de seni seviyorum. Evet, biz
babamlayız arkadaşlar. Babam bana geldi ve annem de ablama gitti. Doğum yaklaştığı için ve biz de birkaç gündür babamla birlikteyiz. Birlikte zaman geçirdik. Ve bana o kadar çok mesaj geldi ki yani Sevim lütfen artık biraz eski düzene dönelim. Çok yorulduk, çok yıprandık. Günaydın stories attım ve ona bile hani çok iyi geldi. Eski videolarını izleyerek işte birkaç gün geçirdim ve o bile bana çok iyi geldi diyen kişiler oldu. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle size geçmiş videolarımla dahi o an bir şey yapamasam bile size yine bir şeyler katmak, en azından yüzünüze bir gülümseme katmak beni çok mutlu etti. Dediğim gibi umarım atlatacağız bu durumu. İşte bizim işimizin de böyle yanları var ne yazık ki. Misal depremin olduğu günün ertesi günü bile Ege bölgesinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Misal BİM'deki, A101'deki ve diğer marketlerdeki işte çalışan kişiler sabah kalktılar. Zor da olsa, psikolojik olarak bunu yapmak istemeseler de işe gittiler, o kapıyı açtılar ve kasada durdular. İnsanlarla iletişim kurmak zorunda kaldılar. O reyonları düzenlemek zorunda kaldılar. Ve tabii ki maddi olarak da onları yaşama tutunduracak şeyler yapmaya çalıştılar. Çünkü bir yerde işte hayat gerçekten devam ediyor. Babamın bir lafı vardır. İnsanın acıyan yeriyle acıkan yeri farklıdır der hep babam. Yani bunun gibi bir şey öyle söyleyeyim. Gerçekten sosyal medyanın gücünü kullanarak tüm ülkelere ulaştık. Yardım kampanyalarını çok güzel yürüttüğümüzü düşünüyorum. Sosyal medya araçları olmasaydı eminim çok çok daha sayıda insana ulaşılmazdı. Ama YouTuberlar, influencerlar, ne bileyim fenomenler olarak gerçekten herkes elinden geleni yaptı diye düşünüyorum. Bu sayede de gerçekten bir kişinin bile hayatına dokunabildiysem ben de dünyanın en mutlu insanı olurum. Böyle yine böyle ufak bir konuşma yapmak istedim sizinle. Işık da biraz arkadan geliyor ama bugün de yine kargolarım geldi. Onları size göstereceğim. Şöyle iki tane kitap aldım. Bunları Emre istedi daha çok. Benim için Hollandaca biraz daha önemli olabilir. Ki önemli ama ben şu an İngilizceye odaklanmış durumdayım. O nedenle çok fazla Flemenkçe, Hollandaca dilini çok fazla kurcalamıyorum şu an için kafam karışmasın diye. Emre hem Almanca hem Hollandaca kitaplarını istedi. Çünkü Emre'nin Almancası iyi seviyeye doğru ilerliyordu. Yani Belçika'ya taşınmadan önce A2, B1'e geçmiş gibi bir şey oluyordu. Ama o sırada tam bıraktık falan hani Almancayı. Ama Emre biraz ilerletmek istiyor. Boş zamanlarında da olsa Almancasını geliştirmek istiyor. Çünkü Almanya'ya da sürekli gidip geliyoruz. İleride de gidip geleceğiz. O yüzden Emre'nin de yatkınlığı olduğu için geliştirmesi onun için çok iyi olur diye düşünüyorum. Sonra bunu zaten annemle gittiğimizde göstermiştim. Saç mayonezi aldım. Birkaç kişi paylaşmış gerçekten işe yaradığını söyleyenler olmuş. Bakalım bende de işe yarayacak mı saç bilir kişisi. Sonra maskara olarak böyle bir maskara aldım. 3 tane dudak kalemi aldım. Hatta şu normalde kaş kalemi Biolis'in. Diğerleri de Emily'nin 211 numarası, 205 numarası. Kaş kalemi de 180 numarası. Çok güzel. Gerçekten ruj gibi yumuşacık ve çok güzel dağılıyor. Bunlar da kargoyla geldi. Trendyol'dan sipariş vermiştim. Flormar'ın kapatıcısı ve fondöteni. Fondöteni seviyorum çünkü SPF 15 ve gerçekten 12 saat kalıcılığı var. Sadece böyle çok kuru yapıdaki ciltlere önermiyorum. Ya da çok güzel bir nemlendirici kullanarak bu fondöteni kullanırsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Çünkü atıcılığı yüksek. O yüzden de pütür pütür gözükmesini kimse istemez. Ben 101 pastel numarasını aldım. Kapatıcısını da zaten yine daha yeni bitirmiştim. Bu da 002 light rengi. Bu da bayağı büyük, bereketli o yüzden. Tüm yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Sonra şu pudrayı aldım. Bu da yine bayağı herkesin severek kullandığı bir pudra. Ablam da kullanıyor. O da bayağı memnundu. Ve son olarak babamla geçen Optum'a gittik öyle gezmeye ve şöyle bir düz tişört aldım Elsiva'dan. Onun dışında babama alışveriş yaptık daha çok. Pantolon falan aldık babama. Asıl size neyi göstereyim? Papatyalarımı göstereyim. Biraz gönlümüz açılsın, gözümüz gönlümüz açılsın. Biraz tabii soldular. Bayağı oldu çünkü geleli. Bunlar Emre bana sevgililer gününde göndermişti. Ve gerçekten böyle beni bir anlığına bile olsa o yaşadığımız durumdan koparıp böyle güzel, sıcak, böyle bir ilkbahar günlerine götürmüş gibi oldu. Ve gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü çok güzel
Hala da çok güzel kokuyorlar. Ve bu kadar. Bunları göstermek ve biraz da olsa sohbet etmek için açmıştım. Saçlarıma belki maske yaparım. Birlikte yapabiliriz. Bu yeni aldığım saç mayonezini deneriz. Mayonez deyince gerçekten insan böyle kötü kokan bir şey bekliyor. Hani sarımsaklı falan ama hiç öyle kokmuyor. Tam aksine güzel kokuyor. Umarım siz de şu anda tam olarak şu dakikayı izlerken gayet iyi ve mutlu hissediyorsunuzdur. Çünkü böyle olmasını isterim. Sizin için de dua ediyorum. Sizin için de iyi dileklerde bulunuyorum her zaman. Evet, geldik videomuzun son demlerine arkadaşlar. Şimdi banyoda açtım çünkü size söylemiştim. Saç mayonezini birlikte deneyelim istiyorum. Yani ilk izlenim olarak. Düzenli kullanmadan farkını anlayamayız diye düşünüyorum. Bugün zaten duşa girecektim. Saçlarım da gördüğünüz gibi zaten yağlandı. Ama bunun sebepleri işte bu tarama suları, kullandığım saç maskeleri ve saç yağları. Mesela diyelim ki duş aldıktan sonra kullanıyorum. Ertesi gün tekrar işte sabah kalktığımda böyle dağınıksa tekrar kullanıyorum falan ben bunları. Bu da tabii hızlı yağlanmasına sebep oluyor. Öncelikle şöyle bir yapısı var. Kötü kokmuyor. Yani onu zaten söylemiştim. Şöyle kapağındakini sıyırdım ama nasıl kullanılacağına bakmadım. Bu zaten böyle bir şey değilmiş. Ama olsun, ben o şekilde kullanmayı tercih edeceğim bu seferlik. Normalde saçınızı yıkadıktan sonra saç maskesini saça masaj yaparak uygulayıp bir süre 15 dakika kadar bekleyiniz. Sonra ılık su ile durulayıp kurulayabilirsiniz. Fön çekebilir ya da şekillendirebilirsiniz diyor. Şöyle genel olarak saçlarıma bakım yapması için uygulayacağım ve 15 dakika bekleyip duşa gireceğim. Ama böyle de bayağı faydalı olacağını düşünüyorum. Ben protein maskesini de bu şekilde yapıyordum. Hani şu saç modelini yaparken bile hani kullanılabilir. Hani böyle ıslak bir saç modeli yapmak istediğinizde biraz bekletip dediğim gibi yıkayacağım zaten. Aynen, şöyle önüme gelmesin, bulaşmasın. İlgili bir video gelecek. Yani böyle oturup sohbet havasında konuştuğumuz, dertleştiğimiz. Videonun altına da yazabilirsiniz. Instagram'da görmeyenler varsa. Böyle bir abla kardeş, arkadaş gibi bir şeyler paylaşarak birbirimize destek olabiliriz diye düşündüm. Yorumlarda yine siz birbirinizle konuşarak destek olabilirsiniz diye düşündüm. O yüzden böyle bir video yapmaya karar verdim. Umarım güzel günlerde mutlu gülümseyebildiğimiz, içten olabildiğimiz günlerde yeniden bir arada olacağız. Sonraki videomda görüşürüz. Haftanın iki günü zaten sizinle birlikteyiz. Instagram'dan aktif paylaşımlarımı takip etmek isteyen ve bana soru sormak isteyenler varsa da Instagram'dan beni takip edebilirler. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.